Saç boyalarının kanser yapıp yapmadığıyla ilgili çok büyük tartışmalar var geçmişte de. Son dönemde yaklaşık 10 gün önce bir meme kanseriyle ilgili bir yeni çalışma yayınlandı. Kullanılan saç boyalarının meme kanserinin riskini artırdığıyla alakalı. Yaklaşık 50 bin kadın üzerinde yapılan bir çalışma. Bunlar işte son dönemde saç boyası kullanan kadınların meme kanseri riski gelişip gelişmeyeceği ile ilgili. Bu çalışmada yaklaşık yüzde dokuz oranında meme kanseri riskinin bu saç boyası kullanan kişilerde, belli aralıklarla saçını boyatan kadınlarda fazla olduğu ortaya çıktı. Bu çalışmada özellikle ailesinde mutlaka kardeşlerinden birinde meme kanseri olması özelliği arandığı için meme kanseri açısından riski olan hastalar açısından ortaya konuş, konulmuş bir çalışma. Yani ailesinde meme kanseri olan bireylerde saç boyası yapıldığında yüzde %9 civarında bir risk artışı oldu, ortaya kondu. Bu çalışma yeni bir çalışma olması nedeniyle kıymetli. Bu saç boyalarının içerisinde bir takım kimyasal maddeler bulunuyor. Yaklaşık 5000'in üzerinde kimyasal madde bulunuyor. Ve bunlar e, meme kanseri e, ve diğer kanserle ilişkili risk oluşturulabilir mi diye düşünülüyor. Bunlarla ilgili tabi e, kanserojen olan saptanan bazı maddeler bu firmalar tarafından e, boyanın içeriğinden çıkarılıyor. Hani birçok işte gerek Avrupa gerek Amerika sağlık kuruluştan önerisiyle birçok madde çıkarılmış durumda. Örneğin paraben, örneğin amonyak mesela çıkarılması öneriliyor. Ama tabi bunların çıkarılmış olması kendi başına tek başına e, kanseri e, önleyeceği manasına gelmiyor. Meme kanserine gelirsek, meme kanserindeki risk artışının e, bu boyaların içerisinde bulunan işte östrojen e, oluşturabilecek bir takım kimyasal yapılar veyahut e, vücuttaki hormonal dengeyi değiştirecek bir takım e, kimyasal maddeler aracılığıyla olabileceği düşünülüyor. Dolayısıyla meme kanseri gelişmiş kişilerde de Hani bu vücuttaki östrojen artımına yol açabilecek bu tür uygulamaların e, meme kanserinin tekrarlanmasını da etkileyebilir mi diye e, akıla getirmek gerekiyor. Sonuçta tabii saç boyanı boyaması kaçınılmaz bir durum. E, ama bunun hani çok sık uygulanması ve e, kullanılan saç boyasının özelliğine göre bir takım riskler oluşturulabiliyor. Şu anda e, şu saç boyası kullanılsın veya şu saç boyası iyidir, şu özelliği olanlar iyidir demek mümkün değil. Bu yurt dışında da böyle bir şey söz konusu değil. Teorik olarak organik saç boyalarının kullanılması lazım. Organik saç boyaları daha iyidir deniyor ama piyasada tam olarak organik bir saç boyasının olması mümkün değil. Mutlaka bunlar gene kimyasallarla etkileşim haline geliyor. bu saç boyalarının, bu bahsettiğimiz, şimdiye kadar bahsettiğim saç boyalarının hepsi kalıcı saç boyaları. Bir de böyle yarı kalıcı veyahut kalıcı olmayan saç boyaları var. Bunlar için risk olduğunu söyleyemeyiz ama bu kalıcı olan saç boyalarında uygulanan e, bir takım e, oksidasyonlarla e, saçların üzerindeki e, yapı açılıyor ve bu boyanın saçların içerisine geçmesi sağlanıyor. Zaten bu geçtikten sonra e, bu kanser riskine, bu saç boyaları artılmasına yol açabiliyor. Sonuç olarak e, bu konuyla ilgili bizim ülkemizde de e, biz de bu bir çalışma yapmayı planlıyoruz Sağlık Bakanlığıyla beraber açıkçası ve kendi ülkemizde kullanılan saç boyalarının ne şekilde risk oluşturduğu, bunların içerisindeki hangi maddelerin risk oluşturduğuna dair inceleme yapmamız gerekiyor. Ee, özellikle kanser riski olan, meme kanseri riski olan hastaların e, bu konuda doktorlarıyla irtibata geçmeleri gerekiyor. E, mesela bu boyayı çok yapan berberler, kuaförlerin e, kendilerinde idrar kesesi kanserinin daha fazla olduğuna dair çalışmalar da var işte solunum yoluyla çok fazla alınması veya temas yoluyla alınması gibi durumlar buna yol açabiliyor. Ufak da olsa bu riski artırabileceğine yönelik şüpheler olması bizim bu konuda duyarlı olmamızı gerektiriyor.